15 milyar yıl önce Big Bang'den kainat yaratılıyor. Biz zerre aleminde Allah'a söz verdik. Geçen süreye bakıyoruz. Dün de konuştum ya. Ne kadar geçmiştir çocukluğumuz, ilk şuurlandığımız döneme göre o Big Bang'den itibaren sorsalar bana. Yani işin doğrusu samimi söyleyecek olursak bir saniye falandır. Yani ne, nasıl diyeyim, bir gün mü diyeyim ya? Bir gün yalan söylemiş olurum. Bir günün yarısı kadar desem o da yalan olur. Doğrusu bir saniye kadardır. Bak 15 milyar sene öyle geçmiş. Mesela uyuyoruz biz. Uyuduğumuzda hiçbir şey hatırlamıyoruz. Sabah kalkıyoruz, bir daha diriliyoruz. Allah onları her gün öldürüp diriltiyor. Bunu binlerce kere görüyor, yine anlamıyor. Her gün akşam yattığımızda ölüyoruz. Ölüyor adam, yani tamamen kendini kaybediyor, uyuyor, ölüyor. Sabah yeniden kalkıyorsun. Sabah kalkar kalkmaz Allah sana çeşmede su yaratıyor. Daha kalkar kalkmaz. Allah hemen sana varlığını, gücünü gösteriyor. Mucize meydana geliyor. Metalden su akar mı? Metalden su akıyor bir anda. Su meydana getiriyor Allah. Metalin ağzında. Metal görüntü, çeşme. Elini dokunmaktan açılıyor. Allah senin yüzünü yıkıyor. Allah senin elini vesile ediyor. Sana sabah yemek yediriyor. Çatalı ve kolunu vesile ediyor. Sana yemek yediriyor sabahleyin. Ve seni muntazam, sıcak takiple Allah takip ediyor. Bunu görüyorsun sen. Ve madde dışarıda var. Maddenin aslıyla asla bağlantı kuramıyorsun. Ve asla da kuramazsın. Biz maddenin aslına sadece iman ediyoruz. Hiç kimse maddenin aslı hakkında fikir yürütemez. Sadece bilim adamlarının ilmi tahminleri var. Dışarıdaki madde hakkında kimse bilmiyor ne olduğunu. Biz Allah var dediği için inanıyoruz. O kadar. Muhatap olduğumuz dünya madde değil. Madde yok. Sadece görüntü var. Bunu anlamazdan geliyor. Mesela Darwinistler çıkıyorlar diyor, laboratuvar şartlarını yapıyor. Hangi laboratuvarda yapıldı? Dışarıdaki laboratuvardan haberin var mı senin? Yok tabii. Yok. Beynindeki laboratuvardan bahsediyorsun. Onu sana kim göstertiyor? Sürekli bir akış var. Yani hayali görüntü haline getirmek çok zor.